Mehmet için eskilerden onun tanıdığı ama belki de şu an hatırlamadığı çok önemli bir yüz şu anda canlı yayında. Mehmet ekrana bak lütfen. Şu anda ülkü canlı bağlantıda yanında Musa Bey var. Yani amcan Musa Bey. Musa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk ablam. Musa Bey, Mehmet'in babasına İyi yayınlar. çok teşekkür İyi yayınlar. ediyorum. Sağ olun. Siz Mehmet'in nesi oluyorsunuz? Mehmet'in... Bak sana söyleyeyim ablam? Buyurun. <laughs> bak baştan anlatın mı? Lütfen anlatın bana. Sesim geliyor mu? Gayet güzel geliyor. Buyurun. Bak Mehmet'in babası benim babam... Onun babasını babam büyüttü. Tamam mı? Tamam duyuyorum ben sizi. Sesim geliyor mu? Gayet güzel geliyor. Hiçbir sorun ha. yok. Onun ondan babasını sonra, sizin babanız he, büyüttü. Siz kardeş sonra, gibi mi büyüdünüz? Gerçek babası evet. neredeydi? E? Onun babasını Kim? benim babam büyüttü diyorsunuz. Sizin babanızın yanında mı çalıştı? Evlatlık mı aldı? O da hemen hemen söyle evlatlık aldı. Başka bir şey yok yani. O da yetimdi. Onu babam besledi. Sonra yanıma geldi. Urfa'da abilerim emsalidir. Benim emsalim der ki benim yaşım 61, 62. 12 70 80 vardı Hüseyin'in. Hüseyin Demir Peki Hüseyin Demir nasıl Duyayım öldü? Duyuyorum, gayet iyi duyuyorum. Hüseyin Demir nasıl öldü? Ha, Hüseyin Demir nasıl öldü? Hüseyin Demir kriz kalp krizi geçirdi, öldü. Geldiler. Beraber hastahaneye götürdük, getirdik. onlar beraber getirdik, tamam mı? Ondan sonra millet toplandı doktorlar dedi ki, gidin. Dedi bize Biz haber verin. Telefonlarınızı bize verin. Ben bizzat ben kendi telefonumu verdim. Hep telefonu vardı. Tamam mı? Ondan sonra saat e, gece 3 müydü bu civarda. Beni aradılar. Dediler ki ağam gel cenazeyi götür. Biz de gittik şey, hastahanede çocuğu adamı get, e, şeyi getirdik. Peki burada babam. E dayıları götürdü yani da, onu. onu, onu dayıları hastahaneye götürdü. Getirdi beni çağırdı, O zamanlarda beni babama göstermedi. Ne, babam nasıl yerlerde kalınay içindeydi o zaman? Peki, burada benim... şu an bu yalandı. Babam şey yalan kalp krizi Babam kalp krizi ha. geçirmişse ha. o zaman bir de hele. Babam kalp krizi geçirmişse, ha. etmişse niye o zaman gelip ha. kimliklerimizi nerede o zaman? Niye kimlik vermişsin Nasıl? Kimliklerim nerede benim? Ne? Kardeşimin kimliği nerede? Babamın ne niye ismi söyle ismi çıkmıyor? Kimin? Babamın. Kimin kimliği? Kimin? Benim kimliğim. Kimin kimliği ya? Benimle kardeşimin kimliği. Senin kimliğin yoktu ki dedim ben çıkarım polisler kabul etmedi. Yalan söyleme. He? Oğlum böyle benim Bak, burada, burada yalan hakkımdır. Yalan bir şey polis olmaz söyle ben. yalan söyleme bir şey olmaz. Bak burada babam tamam, yerdeydi yalan konuşmayın. Sen... Burada Hüseyin ben Bey. gözümle gördüm. Baba yerdeydi peki devlet yok muydu? Benim ba bacımdı. Devlet de yok muydu? Benim bacım bacımdı. Yok yok de devlet yok muydu? Madem babayı öldürdük devlet yok muydu? Devlete kadar gittim ben. 18 yaşıma gittim. E? Devlet sağ olsun beni büyüttü. Nasıl? Devlet beni büyüttü. Devlet. Devlet devletten Allah ha. razı olsun. Biz bir şey demiyoruz Oyun, ki bak, devlet seni büyüttü. Ben büyüttüm. size söyleyeyim bak. Ben burada seni günahı yalamam. He. Bak sen de işkence yapan bir yer. E? Bak işkence yapan ben sen de e? Bir dakika ben bir şey sorayım önce? Mehmet. Mehmet. Bah, Hüseyin Bey. Mehmet. Hüseyin'in Ahmet diye bir kardeşi var mıydı? Musa Bey. Hüseyin Bey'in rahmetlinin Ahmet diye bir kardeşi var mıydı? Yok. 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 Ben Hiç Bir tek Hüseyin var. Peki. Başka yok. Mehmet'in kaç kardeşi vardı? Mehmet'in kaç kardeşi vardı? Kimin? Mehmet'in kaç kardeşi vardı? Kardeşi bir tane var. Adı neydi? Mehmet'in mi? Evet. Mehmet'in kaç kardeşi vardı? Ne Adı neydi? Mehmet Bey'in kaç kardeşi var? Hangi Mehmet ya? Bu Mehmet. Evet bu Mehmet. Bu Mehmet'in bir kardeşi var, üvey kardeşi var. Bunun babası yok. Üvey kardeşi dediğiniz He. kim? Bir tane adı o da Hamit midir? Ab Abdullah da Abdullah bence. Oğlan kardeşi mi var bir tane? He. Peki baba kalp krizi geçirdi dediğinize göre... Sonrasında bu çocuklara kim baktı? Kim aldı götürdü? Kim? Hangi çocuklara? İşte Mehmet'e ve kim? kız kardeşine. Bir tane Cemil'e var. Küçük bir kız kardeşi var. He. Bak bunları biz getirdik oradan. Tamam mı? Hı. O öldükten sonra bu arvat çocukları getirdi asfaltta bıraktı. Tamam mı? Kim bıraktı? Benle Şükrü abim beraber kaldırdık getirdik. Annesi bırakan annesi Aa, bir mi? de bu değil ki. Mesela anam araba çarpmış. Anası nerede arabaçı? Anası sağdır. Ondan nerede sonra o zaman değil ki annem? baba babam bilirsin, tıp ekileri. Nerede o zaman? E? Ee? Nerede annem o zaman? Lan? Bir dakika. Ha. Mehmet bir dakika. Çok önemli bir şey söyledi şu anda Musa Bey. Mehmet'in annesi sağ mı? Sağdır ya, nasıl yok? Peki nerede Mehmet'in annesi? Sağ, sağ. Bak Mehmet. Sondaki ben onu o zaman. Eğer şeyse. Mehmet bu hayatında alabildiğim tamam en önemli şey. Sen anneni kazada öldü zannediyorsun. Annen hayatta evet. bu durumda. He, Peki ya, ya, nerede annesi? Işte. Adı soyadı ne annesinin? He? Annesinin adı soyadı Nasıl? ne? A adı soyadı? yardım etsen tekrarla hemen. Soyadını bilmiyorum ama Fatma olduğunu biliyorum. Mehmet annenin adı Fatmaymış. Tamam. Peki nerede Fatma Hanım? Yeniden evlendi mi? Onu bilmiyorum çünkü biz çok o çocuklara çocukları attıktan sonra çocukları attıktan sonra ben ilişkim onlardan kalmadı ki. Peki Fatma Hanım'la hiç görüşmediniz mi? Sonra hiç denk gelmediniz mi? E, Fatma Hanım evi biliydi. Ya bakın burası küçük bir yer sonuçta. Burada attığınız adının sayısını bilir konu komşu. Yani herkes birbirinden haberdardır Musa Bey. Ha, fa Fatma evimizi biliydi. Siz onun evini Bakma bilmiyor muydunuz? Fatma evimizde biriydi. Yok. Annemin evini yeni bilmiyor şimdi? Peki bakın He. biz şu anda bundan sonra Mehmet'in Mehmet annesini Mehmet arıyoruz. Bilmiyorum onu. Biliyor musunuz annesinin evinin yerini? Şimdi, Sonra oradan göçtü mü? Başka yere mi gitti? Orada <laughs> mı kaldı? Onu, onu bilmiyorum hala. Ben yerimdeyim. Ben kendi evimdeyim. Onları getirdim evdeyim. Bu çocukları siz kendi evinize Mehmet, mi getirdiniz? Cemile'yi getirdim. Ben o evde oturuyorum. Aynı yerimde. Sonra çekeriz. Hani. Hatırlıyor musun Burada, o evi? Orada Peki. Musa Bey. Bu çocukları sonrasında siz Peki. mi aldınız? Siz alıp evinize mi ne? götürdünüz? Ülkü ha, bana ben yardım et. Sen hemen devam et söylediklerimi. Sen söyle. Peki Ülkü sorar mısın hemen? Evet. Bu evde onlar mı bakmışlar hanımıyla beraber bu çocuklara? Siz bu evde Mehmet ve Cemile siz baktınız değil ha. mi? Ha. Peki şimdi ha, Mehmet in... sonra bizi şikayet ettiler. Neden Heh. şikayet ettiler sizi? Çocuklara Heh. iyi bakmadığınız için mi? Çocuklar işte <laughs> yok yok yok. Sokakta Mehmet durmuyordu. bizim ben tahminimce kuşlarım da onlar kalmadı yani. Çocuklarla kavga ediyordu, tamam mı? Mehmet'le kız kardeşi Kavula, nerede sonra yatıyordu? Sonra polisler geldi, beraber ben evde de kaldım. Ben evde de kaldım, tamam mı? Mehmet Bey'in kız kardeşi Cemile nerede kalıyordu? Ben neredeydi? Havurda var, havurda var. Hangi havurda. odadaydı? Ha buradaydık. Her gün bulunduğumuz odada. Bakayım Mehmet hatırlayacak mı? Ülkü bana bir ortamı gösterir misiniz Mehmet Gösterebilir evet. miyiz odayı izniniz varsa? O zaman bu ev var mıydı? he Bu evde miydiniz? Mevetsen, Şu an yani Musa bulunduğumuz adı, odada Cemile bu odada evet. yaşıyordu. Evet. Bir odamız vardı. O odayı görebilir o miyiz? Zaman. Evi görebilir miyiz? Mesela. Ha gör ha. Bak. Ha. Ha bu yani görür mü? Ha. Gördün mü abla? Bir bak. Hiçbir şey görmüyorum. Şu anda bir duvar görüyorum abla? ben. Biraz bir hareket edin. Kameraman arkadaşımız ha. 360 derece. Görmeyin ha. ülküyü. Şöyle yürüyelim Musa böyle ön tarafa yedi. doğru biraz Eli yürüyelim. Evi gösterin. 10 sene ha. önceki ha halini abla. hatırlamaya çalışıyoruz. Ha şöyle abla. Ha. Ben kameraman abla. arkadaşımdan rica edeyim. Mustafa Aynı. bu taraftan bir gösterebilir miyiz evi? Aynen. Bir dönsün Mustafa bir evi göster bize. Burası herhalde salon. <laughs> abla. Ha. Adını arıyorum. Zayda'nın burası... Ee, Musa Bey'in söylediğine göre Cemile'nin ve Mehmet'in kaldığı odaymış. O zaman evlerinde tek oda varmış zaten. Oda Diğer var. odalar küçük daha bir. sonrasında ha? yapılmış. O zaman tüm küçük aile bu var. odada yatıyormuş. Burası büyük mü? Burası biraz büyük. Küçük bir oda değil burası. Küçük bir oda. Çok küçük Bine bir, değil bir değil oda. Ki, Peki, neyi çamaşır suyu? O zaman benim çamaşır makinem yoktu ki. Peki Musa Bey size net bir şey soracağım. Siz bu çocuklara şiddet uyguladınız mı? Heh. Eşinizle Hayır. beraber? Hayır. Bu amcam ya, ya ben madem değil. uyguluyorsam bu tamam mı? Değil. Bu değil ben mi? niye yani bunları getirdim götürdüm ki? Amca, bu amcam değildi işkence yapan bu amcam değildi. Peki Mehmet Yok. sizi hatırlıyor bu amcam değildi diyor Yok, işkence Yok, değildi. yapan. Ha? Bu amcam, bu amcam amcan sana evet, iyi mi davrandı? Ben bir davrandım. tane daha getirin mi? Yani ben bir amcam, tane gibi bir... O zamanlar birkaç bak defa babamla birlikte gelip oturladı. Yani ben bile bilmedim hani amcam ha? değil mi? Babam bile demedi ha? yani ha. Hani oturuyor babamla sohbet muhabbet ediyor. Mehmet. Hani ben... Bak, Mehmet. Bak sana bir şey efendim. Mehmet. Efendim. Mehmet. Dinleyen. Beni hatırlıyorsan mı Seni hatırladım ha. Ya, yani beni hatırlıyorsan hatırlamışsın. Hatırladım. Caiz mi böyle? Amca. Ah. Tamam bize, Bire işkence, değil, bilmem ne. Bize işkence yapıldı amca. Bize işkence yapıldı. Kim yaptı ya? Ya kim yaptı? Kim amca yapabilir? Amca ya? ya? Ancak sen, yanlış sen şey yapamayız. Vallahi bak. Ben, ben her yanlış Şimdi sen isteye gösteririm. Seni yanlış yönlendiriler. Seni yanlış yönlendiriler. vallahi bile birisi. Amca bir yemin ederim yapamaz. bak ben yurtta büyüdüm. Yeni yurttan çıktım. Yurttan çıktığım dakika bak geldim ben ailemi bulunmaya. Bak her yerimi size şey göstereyim her yerim. Ben gelmedim. Yara mi? yara. Ben, her ben, yerimde yaralar dolu. Ben oraya gelmedim mi? Nereye? Ne? Ne yarası? Her yerim yaralı yer içinde. Yerası? Kardeşime işkence yapıldı. Bebekti ya o zaman. Bebekti. Küçükti. Kardeşinin dilini kesmişler. Kardeşimin dili kesilmiş. Kardeşine öyle söyleyecek. Sen başka ne olacak? Bak kardeşimin dili kesilmiş. Ha, yani, ha, dili... Hastaneliğe kaldı elde o zaman. D dilini dilini tiktiniz mi? Dikilmiş. D dili adlı. yaşardı mı? yurt bize baktı. Dikilmiş, dikilmiş mi? Dikilmiş. Ha dikilmiş. Ayıp ya ayıp ayıp çıkış. Bak çıkış sen orada. Sen siyah acındırı sen, ağlı sen, ayıptır Mehmet böyle yapıyorsan. Kim yalan söylese ben o adaletin yerini yere... bulacak amca. Heh. Kim yalan söylese o adaletin yerini bulacak. Bütün abi. Bu bize cevapandı. Baba ya rahmet bırakmayacağız. Bu basit bir şey. He? Bunu kim ya yapmışsa ben bunu yalan söyleyeyim mi? Sen o zaman her şeyi bilsen sen. Yalan çıkıyorsan dedi ki anam da ölmüş. Tamam bir dakika. Bir dakika. Dedi anam da araba çarpmış. Hani anay? Anay sağdır. Neyse ne, ne, dağıtası, yöne, şey işte. Peki Bey, o evde hiç kimse yok muydu? Devlet yok muydu? Millet yok muydu? Getirdik hastahaneye yatırdık saat Musa gece, Bey, siz de sakin olun Haskane lütfen. bizi çağırdı. Sakin, gire, olun. Lütfen. sakin, sakin lütfen. olun. Tamam. Bunların hepsini araştıralım. Ama burada siz bize çok önemli bilgi Burada Şükrü Musa Ondan siz... Bir dakika sakin olun. Tamam. Ben Mehmet'le de konuştum sonrasında. Ama siz bize çok önemli bir bilgi verdiniz. Musa'nın annesi hayattaysa şimdi Musa ile annesini yan yana bir araya getirmek istiyorum ben. Eğer annesi sağ ise, başka bir evlilik ya. yaptıysa, başka çocukları da varsa Mehmet Yapsın, yaptı, annesini yaptı. merak ediyor. Baba yaptı öyle. mı? Abla. Ha? Abla. Beni duyuyor mu? Duyuyorum söyle. Abla. Bak bu Hüseyin abi öldükten sonra ha. gene kocaya gitti. Yine kocaya gitti. Nereye gitti? Kocaya gitti ben bilmiyorum. Ben ilişkim onlarla yok ki. Akrabam değil. Ne bilirsen o zaman kocaya gitti Nereden Nerede bilirsen kocaya gitti gene? zaten çocukları gelip bekle 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 dediler ki evlendi, evlenmiş ben gittim. Tamam nereden bilirsen? bilirsen? Demek ki bildiği var ki. He? Bildi, gördü mü? Ne biliyor Başka, başkalarıyla evlendi bu bilgiye nereden öğrendiniz? Ya ana kaç kişiden evlenmiş diye. sen onu bana söyle. Ya seni ana kaç kişiden evlenmiş hele git. Bir ana şimdi Araştır bunu. E sen nereden biliyorsun? Araştır araştır. Var Peki ben kaneti? söyleyeyim. ana, araştır. Ya kaneti var mı Ali'de kaneti? Yo, Ne? Peki Fatma Hanım kaç kişiyle evlenmiş kaç kişiyle Musa Bey? Evlenmiş? Siz ne biliyorsunuz? Bence yedi sekiz kişiden evlenmiş. Hüseyin Bey ilk eşi miymiş? He? Hüseyin Bey ilk Peki, eşi miydi? Hayır ya daha odur, o bir tane. Abdullah var Abdullah o daha bundan büyük. 33 yaşında kardeşi var nasıl bir tane evlenmiş? O, kardeşini Nerede o zaman? bilmiyor. Nerede? Kardeşini He? bilmiyor. Kardeşini bile bulamıyorum işte. Onu da bulalım gerçekten kardeşlerse. Yani bir amca bak biliyorsan sen. Yani Ali ayağı öpüm. Onu ha. da bir yere getir. Eee. Yeni bileyim sen. <laughs> Sen niye mancam elimi ayağımı öpeceksen sen niye önce direkt yanıma gelmedi? Dedi ben ben sen beni karalıysan değilsen ben nereden Ben, ben, çocukum. ben çocuğum Anam bilmem araba çarptı. Sen, sen gelip peşime düşecekti. E çocuk sen niye orada ağlıyorsun? Sen yurda geleceksin yurda ha. Yurda sen niye gelmedi sen sahip çıkmadı? Yurt beni bırakmadı. Kim bırakmadı? Ben gittim yurt beni bırakmadı. Abla yurt bırakmadı. Şöyle yapalım Mehmet, Musa Bey. Şimdi siz birbirinizi ilk görüyorsunuz. Çok şey birikmiş. Çok Orada... Musa Bey şimdi kafamda bazı şeyler oturmadı. Sözün ettiği Musa sizseniz sizin de eşinizin ona yaptıkları çok fena. Ama şimdi de diyor ki hayır ben hatırlıyorum. Yok bu o amcam değildi. Başka bu birinden değildi bahsediyor. Bana. Peki şöyle yapalım. Sizi bir araya getirelim. Bu işin peşini bırakmayacağız. Dediğinize göre annesinin adı Fatma. Bak bugün onu öğrendik. Hayatta olduğunu öğrendik. Nerede olduğunu, nasıl olduğunu, kim bilir o kadının başına neler geldi. Neler yaşadı? Neden çocuklarını bırakmak zorunda kaldı? Ya da neden bıraktı? Şimdi onları araştıracağız. Bak gün gün ilerliyoruz. Allah'ın izniyle. Şimdi artık istihbarat numaralarımızı biliyorsunuz. Fatma Hanım'ı arıyoruz. Tek tek çıkacaktır. Tüm Türkiye'ye yapıyoruz. Nereye gitmiş olursa olsun mutlaka gören, bilen, duyan birisi vardır. Tek bir amacımız var bu çocuğu annesiyle şurada sarmaş dolaş görmek. Allah nasip etsin hiç kimseyi hiçbir evladı anasından ayırmasın. Yaş ne olursa olsun hala bu çocuk yetimliği yüreğinde taşıyor. Musa Bey teşekkür ediyorum konuşacağız. Sizinle de eşinizle de bilgileri almaya devam edeceğiz. Ekibim orada gerekirse Mehmet'le de sizi yan yana getireceğiz. Bir de abisi var dediniz onu da hemen bulalım. Onunla da bir konuşturalım Mehmet'i. Belki annenin daha önceki eşinden abin karın kardeşisiniz belki. Bakın neler neler çıkacak daha değiştikçe. Hayat nelere gebe.